Biliyorum. Nasıl yapılsın demiyorum. Daha fazlası yapılsın. Gerekiyorsa hastamızı özel ambulans uçakla istediğiniz yere nakledebiliriz. Harun Bey, daha önce de dediğim gibi Şebnem Hanım'ın tüm vücudunu taradık. Kendisinde fiziksel hiçbir sorun yok. Selim Bey deseniz zaten kazayı hafif atlatmış. Peki neden Şebnem kendine gelemiyor bir türlü? Çok ağır bir travma geçirdi. Acele etmeyeceğiz, bekleyeceğiz. Zaten vücut zamanla kendini tamir edecektir, merak etmeyin. Yalnız sert bir kafa travması mevcut. Yani? Ölüm riski söz konusu değil. Ancak bazı durumlarda hasta aynı kişi olarak uyanmayabilir. Selim Hanım. Ah, merhaba Selim. Merhabalar. Sizden bir şey rica etsem olur mu? Tamam, nedir? Bu akşam ben Şebnem'in yanında kalayım diyorum. Hem siz de biraz dinlenmiş olursunuz, yoruldunuz. Tamam da niye? Sizce Şebnem gözünü açtığında ilk kimi görse daha mutlu olur? Yani şey, böyle direkt birikmiş atarı topraklasın, fırçasını atsın, rahatlasın diye diyorum. Aslında o da doğru. Olabilir. Güzel. Yalnız an be an ne olduğu ile ilgili bilgi vereceksin bana. Hay hay. Hiç şüpheniz olmasın. Seni Sultan. Seni Sultan'sız artık getireceğim geri. Şebnem. Şebnem canım. Şebnem. Şebnem. Konuş. Bir iki cümle kurdu. Bir bakalım. Arkadaşlar, Şebnem Gürsoy sayıklar gibi bile olsa konuşmuş. Ya konuşmamıştır o, söylenmiştir ya. Şimdi iki gün konuşmadı ya, bir hafta susmaz. Allah şükürler olsun ya. Tabii canım, yani ne olacaktı ki başka, sonunda evren çağırdı. Şimdi hastaneye gidiyorum, sonra görüşürüz. Ya ben de gelmek isterdim ama Rüya'yı alıp köpekleri gezdirmemiz gerekiyor. Kocaman öpün onu benim için. Tamam, öperim. Pardon ama benim hafızam gerçekten battal boy, sanayi tipi büyüklüğündedir. Ve gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Tanıştığımıza emin misin? Şebnem? Tez hoş biliyorum yani. Rezidin, Everest'in, kepazeliğin daniskası. Arda'yı hemen tutup getireceğim, söz. Arda mı? Bu ne be? Vapurdaki gazete yancısı gibi bir merak, bir şey. Aa. Şebnem, şakayı daha fazla uzatmasak? Şaka? Şaka mısın sen ya? Ay. Kim bu ya? Bazı durumlarda beyin kendini bir yerde kilitleyip gerisini silebilir. Demek ki çok büyük bir travmaymış. Sildiği kısımların geri gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz. Buna da şükür. İhtimam gerekiyor. Onu kesinlikle bir şeyler hatırlaması için zorlamayın. Üzülmesine izin vermeyin. Özellikle ilk birkaç gün ne istiyorsa yapın. Büyük sabır gerektiren bir süreç bu. Hem şöyle düşünün, takribi ne kadarlık bir süreyi hatırlamıyor? 1,5 aylık. Bu 1,5 ay içinde hayatında değişen bir şeyler oldu mu? Aslında aynı kalan pek bir şey yok demek daha doğru olur. Tamam işte, kilitlenmiş. Zaman zaman bazı geri dönüşler olabilir. Saçmalıyor diye düşünmeyin. Anladık efendim. Sabır. Anahtar kelimemiz bu. Sabır. Sabır. Ağrı var mı? Biraz. Bir şey, bazen böyle sesler kesik kesik geliyor, sanki tünele girmişim de çekmiyormuş gibi. Gayet normal. Ağır bir travma geçirdiniz. Ama şimdi iyisiniz. Şebnem Hanım, açıkçası bizi biraz korkuttunuz. Geçmiş olsun.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ne zaman açıklayacaksın? Neyi? Nerede tanıştığımızı, beni nereden tanıdığını. Hayır, içimde kötü bir his var. Ve sana bir güvensizlik hissediyorum ya. Öyle ki Müjde Ara arabanın camından hırka uzatan Faruk Peker'e hissedilen güvensizliği döver yani. Söyle bakalım nereden tanıyorsun beni? Ben bindiğiniz arabayı kullanıyordum. Kazada yanınızdaydım. Tabii canım. Ha. Havaalanına giderken. Evet, evet. Nereye giderse gitsin. Peşinden koşacak değilsin yardım. Aa, lütfen. Mesela sessiz alıyorsun teyzelerin en güzel ablası. Hatta bak şöyle yapalım, ben sana bununla ilgili bir fıkra anlatayım. Şebnem vazgeçmiş. Ha? Bunlar mı benim raporlarım? Ne olmuş bana? Ölüyor muymuşum? Burada İstanbul diyor teyze hoş. Biz sana söylemedik değil mi? İzmir'den İstanbul'a nakletmişler bir süre sonra. Buradaki imkanlar daha iyi diye. Hı, tabii. İşte. İyiyim ben doktor hanım. Vallahi ama cidden yani sıkıntılardan bir demet, afakanlar sağına. Ya beni çıkarın buradan. Beni ne zaman çıkaracaksınız buradan ya? Pek fazla beklemenize gerek kalmayacak. Bugün taburcu olabilirsiniz Şebnem Hanım. Ah. Ya ben şimdi Arda'yı nereden bulacağım teyzoş ya? Arda benim arkadaşım. Birkaç yere bakabiliyor. Sen istirahat et istersen şimdi Şebnem. Bu arada çok tatsız bir tanışma oldu. Kusura bakmayın. Ben sizden haber bekleyeceğim o halde. Teşekkürler. Bu arada biz de babam şoför göndermiş herhalde. İstediğiniz yere atalım. Pardon, isim neydi? Harun. Harun İnan. Harun Bey, nezaketi evde bıraktık galiba. Kapıyı açabilir misiniz biraz seri? Tabii, pardon. Kusura bakmayın, ne olur. Rica ederim. Nereye gidiyoruz senin yanına? Odaya gideceğiz. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Ya baba, Şebnem kısa süreli aklını kalbi geçirdi de ne olur idare et. Ben birkaç saate geleceğim. Harun Bey. Biraz senin olabilir misiniz? İki saattir lak 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 lak. Tabii Şebnem Hanım. Şebnem. Tamam, çok teşekkür ederim. Birazdan uzman hemşiremiz de gelecek. Ah, çok teşekkürler. Size çok zahmet oldu. Buyurun oturun lütfen. Gerek yok ya. Ben istemiyorum uzman hemşire falan. İyiyim. Şebnem, kısa süreliğine hayatım. Tamam. Ay Harun Bey ya. Ya şöyle ağır siklet bir güzellik, kara kuşak bir zarafet gösterseniz ne güzel olurdu. Nasıl yani? Yani şöyle güzel bir Türk kahvesi yapsanız, değil mi? Ha? Yani teyzemle benim pilim bitti. Batarya boş diye sinyal veriyor. Beni ben yaparım. Ay yok yok, rica ederim. Siz oturun. Ben yaparım, ne olacak canım?
Bu arada kahve makinesi nerede? Olmaz ama. Şimdi köpek mühim. O yüzden lütfen cezvede olsun. Tabii. Nasıl olsun? Teyzoş'la ben sade içeriz. İki tane sade lütfen Mersi. Memnuniyetle. Çok teşekkürler. Ben o zaman kahveleri yapıp geleyim. Ben söyledikten sonra cezvenin de ne manası kaldıysa artık. Şebnem. Şebnem. Daha ayaktasın, sağlıklısın. Ay acıyorum, affedersin. İyi canım benim. De ben çıkaramadım. Aşk olsun ama Şebnem. Ya hala mı kırgınlık ama? Ne kırgınlığı? İşte ben de onu diyorum yani, değil mi? Ne kırgınlığı? Arkadaşlar arasında kırgınlık mı olur? Yanlış anlaşılma oldu. Canım sen burada dinlen. Gel Ermila'cığım. Gel biz seninle biraz konuşalım. Şuradaki çiçeklerle ilgili bir şey soracağım sana. İyi, çok iyi. Bir şey yemek ister misin? Yerim. Ben bakarım. Otur yerine, ben bakarım şimdi canım. Ya Sena Sultan, senin de bir ortağın yok yani. Koskoca Sena Sultan kapıya bakacak. Ay Şebnem. Şebnem, bir şey ister misin diye soruyor. Memo, ne haber? İyiyim Şebnem Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Ay yok canım ya, ben bir şey istemiyorum. Tamam o zaman, ben gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Memo. İyi akşamlar. Şebnem. Abilerin en duayeni Müfit abim, hoş geldin. Geçmiş olsun. Tabii ki geçmiş olacak. Yani Şebnem Gürsoy'un bünyesinde hiçbir musibet ve kötülük barınamaz. Merhabalar, ben Şebnem Gürsoy. Kainat. Şebnem. Can, memnun oldum. Arkadaşlar kusura bakmazsanız oturacağım, ben bir kaza geçirdim de ayıp olmazsa. Gel canım, gel. Selim, bir şey soracağım ama nasıl sorsam bilmiyorum. Dümdüz sor işte. Şimdi senin Şebnem için tüm bu çaban. Yani baya baya Arda'yı geri getirdim diyorsun. O an orada olsaydınız siz de aynısını yapardınız. Zor bir durum tabii. Yani şimdi şöyle bir gerçek var ki, Şebnem geçen gün benim gözümün önünde Arda'yı kovdu. Yani o yüzden iyi bir şey mi yapıyorsun onu pek çözemedim ben. Kendini benim yerime koysana. Kız daha gözünü açmadan tamam teyzoş Arda'yı alıp geleceğim dedi. Ya kızın ilk cümlesi bu oldu. İşte ben de onu diyorum. Yani Arda'yı aldı, kapısına kadar getirdi, sonra da kovdu. Sadece hatırlamıyor. Hiçbirimiz hatırlamıyor. Ve hatırladığı tek şey Arda'yı almaksa ben elimden geleni yaparım. Yeter ki o iyi olsun, iyi hissetsin. Yok abi, yok yani. Nedir yani o? O mutlu olsun yeter. Hani böyle arabesk durumlar falan, ben olsam yapmam. Yapmam yani. Ne öyle kendi elimle bir esnek baltaya teslim edeceğim hatunu? Galiba bu durumu aranızda tek anlayan Can. Zor abi, çok zor. Şey, peki vicdan azabı mı? Yoksa... Yani adını bilmiyorum ama
Bildiğim bir tek şey var. O da Şebnem'i tekrar gülerken görmek istediğim. Baktım Arda ile mutlu değil. Zaten postalarım herifi hemen. Yani Selim, biz de Şebnem mutlu olsun diye elimizden gelen her şeyi yapacağız zaten. Ama onun iyiliğini düşünürken kötülük yapmış olmayalım, onu diyorum ben. Yani Şebnem'in mutluluğunun karşılığı Arda'ysa... Şebnem zaten eski Şebnem değildir. Dediğim gibi, bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Yok, yok, yok. Yani bu çok tuhaf. Yani olmaz öyle. Nedir yani? Şimdi Şebnem Arda ile mutlu oldu diyelim. Nikahına beni de çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum seni. O adam kim diye soran olursa... Saçma yani. Saçma. He. Öyle olmaz. Yani fedakarlık da bir yere kadar. Bir dakika, bir dakika. Ne nikah abi, ne şahidi? Ne oluyoruz? Bizim zaten Şebnem'le aramızda öyle sevgililik gibi bir durum yok. Ben sadece mutlu olsun istiyorum. Yani. Ne? Ne? Ne, yalan mı söylüyorum yani? Ne bakıyorsunuz öyle birbirinize? Yok canım, şey. Özgür, bakma öyle. Ver şu portakal suyu. Buyurun damat bey, pardon. Nasıl hissediyorsunuz Şebnem Hanım? Yani nasıl desem, sanki sesimin desibelini tavana çakmışım. Tam birine telefonda fırça çekiyorum ve telefonu suratıma kapatmış. Ha bir de ne hikmetse henüz komşu bir ülkeden sığınma talep etmemiş. Ya da şey gibi, böyle kuaföre gitmişim, güzel yeni bir saç modeli yaptırmışım. Eve geliyorum, kimse saçımı fark etmiyor. Onun gibi. Anlıyorum. Sanmıyorum. Nasıl? İşte tam da bundan bahsediyordum. Bakın, çok ağrım var, çok yorgunum ve lütfen gerekmedikçe uyandırmayın. Yalnız aldığınız ilaçlarda çok fazla uyarıcı var. Uyku tutmayabilir. İmkansızı uyurum, uyanmak biraz zaman alır. İyi geceler. Sevgilerden bir Demet, sevgiler grubu, bay. Oh, ah. Almila, kalk kalk. Gidiyoruz, çok geç olmuş. Ne? Bu saatte. Bu saati mi var Can? Geç oldu. İşte geç oldu işte. Ben de onu diyorum. Gitmeyin kalın. Ha. Öyleyse işte onu... Bilemedim hiç. Yok yok. Kalkalım biz. Hadi. Ya nereye ya? Bırakın Allah aşkına. 40 yılda bir yan yana gelmişiz. Ne gitmesi? Her zaman dertleşebiliyor muyuz? Hem siz yukarıda yatarsınız, biz uykumuz gelince buraya kıvrılırız. Nedir yani? Yani. Yani. Siz alışıksınız zaten. Yani elin İngiliz'i için burada yatıyorsunuz da. Bizim için mi yatmayacaksınız, değil mi? Yani. Yani. Sonuçta vurdu, gol oldu. Of abi ya, of. Bak gördüğün gibi kızlar her şeyi hatırlıyor. Ama Şebnem, o ters kız. Hiçbirimizi hatırlamıyor. Of. Alo, enişteciğim. İyiyim, iyiyim, sağ ol. Şebnem mi? Uyuyor şimdi. Buraya mı? İstanbul'a. Yok canım, gelmene gerek yok. Şu anda gayet iyi. Bir şey olsa söylerim ben sana. Sadece bizi biraz korkuttu, o kadar. Eskisi gibi, eskisi gibi. Tek avazda 17 aforizma. Tamam, tamam enişteciğim. Uyansın, ben seninle konuştururum. Hadi öpüyorum. Ablamı da selamlar. Şebnem Hanım, Şebnem Hanım. Uyanın, ilaç vaktiniz. Uyku... bütün iyiliklerin amasıdır. Şebnem Hanım. Karanlığa küfredeceğine git uyu. Ne olur uyanın Şebnem Hanım. Hoca bu durum mu? Yapıştırmış cevabı. Ya uyursa? Ah Şebnem Gülsoy, ah. Bunca uyarıcıya rağmen ben asla uyuyamaz derken
asla uyanmaması çok ilginç. Esas uyanırsa ilginç olacaktı. İnanın bana.